Hale be hanımsar mısın? Ne istiyorsunuz? Ağam konuşacak seninle. Buyur gidelim. Hiçbir yere gitmiyorum. Çekil önümde. Halide Hanım, anlamadın herhalde. Ağam çağırıyor diyor. Kimmiş senin ağam? Ali İhsan Bey. Hani şu Celal Emin'in amcası İhsan. Kayıp olan Celal Emin. Bildin mi? Bakın ben ne sizin ağınızı ne de Celal Emin'inizi tanıyorum. Rahat bırakın beni. Halide Hanım, ağamın davetine icabet etmemek yakışık almaz. Ne yapıyorsunuz? Bırakın. Çek elini. Buyur ağam. Sen kendini ne zannediyorsun? Ha? Buna resmen adam kaçırmak denir. Otur. Otur ulan kadın! Uzatmayacağım hiç. Celal nerede? Celal kim? Ben bir soruyu bir defa sorarım. Canımı sıkma. Celal kaybolmadan evvel en son sana gelecekti. Aramızdakileri biliyorum. Delirdin mi sen? Ne varmış ki bizim aramızda? Biliyorum dedim, uzatma. Her gece eve alıyordun onu. Diyeceğim şu. Celal'in kaybolmasında parmağın varsa ben o parmağı kırarım. Vallahi da kırarım, billahi da kırarım Halide Hanım. Halide, bir şey mi oldu? Neyiniz var? İkram Bey, siz çok haklıydınız. Ben başımı büyük bir belaya soktum. O adam Ali İhsan. Bugün adamları gelip beni zorla götürdü. Celal'i sordular bana, tehdit etti beni. Pekala, siz sakin olun lütfen. Bu insanların ne yapacakları belli olmaz. Er ya da geç her şeyi anlayacaklar. Nasıl kurtulacağım ben bu insanlardan? Tamam Halide, siz merak etmeyin. Size hiçbir şey yapamayacaklar. Bana güvenin. Hop 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 hop. Dur, kimsin sen? Ağanızı göreceğim. Kimsin? Adın ne senin? İndir silahını! Çekilin. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Ekrem Bey, şeref verdiniz. Buyurun. Ziyaret sebebim Halide Hanım. Kendisi yakınımdır. Onu bir daha rahatsız etmeyin. Baş üstüne. Bilmiyorduk. Kusurumuza bakmayın. Her zamanki gibi göz kamaştırıyorsunuz. Buyurun gidelim.
söylediğinizi hala söylemeyecek misiniz? Söyledim ya. Sürpriz. Size vaziyeti bizzat kendim anlatmak istedim. Çünkü hakkımda yanlış düşünmenizi falan istemiyorum. Size yaptığım teklifte samimiydim. Bana inanın. Bana inanın. O vakit hiçbir şeyden haberim yoktu. O zamanlar ben de dolandırıldığımı bilmiyordum. Ben de en az sizin kadar mağdurum. Esah mıymış yani? Buralara banga el mi koymuş? Esahmış. Şimdi ne olacak peki? Sen onu deyiver bize hanım. Toprak başkasına satılacak. Ama size söz veriyorum. Toprakların yeni sahibi belli olur olmaz onunla konuşacağım. Sizi mağdur etmemek için elimden geleni yapacağım. Size söz veriyorum. Düzeninizin bozulmamasını sağlayacağım. Ekrem, niçin buraya geldik? Şimdi anlayacaksınız. Buyurun. Köyünüzün bulunduğu bu arazi bana ait. Size mi ait? Evet Serap Hanım. Karahasan arazisinin tamamını bankadan satın aldım. Bundan böyle bu arazide çeltik ekilecek. Köyü derhal boşaltmanızı istiyorum. Yarın ruhsat almak için komisyona başvuruyorum. Yakında izin çıkar. Ondan sonrası malum. Ruhsat almak bu kadar kolay bir şey mi? Aslında değil. Sana bir şey soracağım. Bu araziyi niçin satın aldın? Senin toprak işinden anlamadığını sanıyordum. Ticaret benim ihtisasım Halide. Ve ticaret çok geniş kapsamlı bir mefhumdur. Aslında ben Adana'da bir yatırım yapmayı zaten düşünüyordum. Bu arazinin satışa çıktığını duymam benim için çok güzel bir tesadüf oldu. Peki çeltik ekmek nereden aklına geldi? Çünkü pirinç çok değerli. Ve inan bana daha da değerlenecek. Bence bu devirde yapılabilecek en iyi iş çeltik işidir. Serap Hanım. Ekrem Bey, sizinle konuşmak istiyordum. Buyurun içeri gelin. Evet, sizi dinliyorum. Yalnız konuşmayı tercih ederdim. Çok üzgünüm Serap Hanım ama misafirlerime kabalık yapmak istemem. Eğer bir şey konuşmak istiyorsanız Halide Hanım'ın yanında konuşabilirsiniz. Âlâ. Bakın Ekrem Bey, şunu bilmenizi isterim ki aldığınız topraklar tamamen usulsüz.
bana ait olan tapu bir dolandırıcılık neticesinde o banka tarafından ipotek edilmiş. Bu Orhan Tofurcu'nun bana attığı kazıklardan sadece biri. Evet ama bunun benimle ne alakası olduğunu ben anlayamadım. Aldığınız topraklar haramdır diyorum size. Haksız yere el konuldu diyorum. Sizden tapuyu bana iade etmenizi rica edeceğim. Çok hoşsunuz Serap Hanım. Sizin bu muhitten olmadığınızı söylemişlerdi. Bu konularda ihsasınızın olmadığını da biliyorum. Ama bu kadar cahil cesaretiyle konuşmanız doğrusu beni bile hayretlere düşürdü. Cahillik değil. Vicdani bir yerden söylüyorum bunu. O insanları çeltik ekmeye zorlayamazsınız. Size ait olmayan topraklar üzerinde ahkam kesemezsiniz. Bakın Ekrem Bey, benim teklifim çok açık. Bana tapuyu iade edin, size zararınızı ödeyeyim. Asla böyle bir şey olmayacak. O arazi benim. Ve oraya çok yakında çeltike gelecek. Eğer çok ısrar ediyorsanız size bir bardak soğuk su verebilirim. Çeltik ekerseniz o topraklar sular altında kalır. Hastalık başlar, insanlar perişan olur. Kazanacağınız para insanların hayatından daha da mı önemli? Daha birkaç ay önce aynı şeyi sen yapmadın mı? İnsanları evlerinden çıkarmaya, onları kendin için çalışmaya zorlamadın mı? Evet. Ama hiç olmazsa ben hatamı telafi etmeye çalışıyorum. Senin telafi etmen gereken daha mühim hatalar var. Anlıyorum. Anlıyorum ki kendine bir ortak bulmuşsun Halide. Peki. Ama şunu iyi belleyin. Bu mesele artık sadece köylünün değil, benim de meselem. Ben o insanlara bir söz verdim. Ve bu sözü yerine getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Eğer kararınızda diretirseniz, bundan böyle sadece köylüyü değil, beni de karşınızda bulursunuz Ekrem Bey. Serap Hanım, karşımda bir bayan olduğunu unutarak yakışıksız sözler söylememe izin vermeyin. Şimdi derhal gidin buradan. Beni bıraktığın için çok teşekkür ederim. Bir şey değil, rica ederim. Yine de her şeye karşın senin emniyette olduğunu görmeden rahat edemezdim. İyi geceler. İyi geceler. Ekrem. Karahasan arazisini satın almanın sebebi yatırım yapmak mı yoksa bunun benimle bir alakası var mı? Bundan böyle yaptığım her şeyin, söylediğim her sözün seninle alakası olacak Halide. Benim söylemek istediğim bir şey var. Kemal'den boşanmaktan vazgeçtim. Dilekçemi geri aldım. O ikisinin bir araya gelmesine müsaade etmem. Etmeyeceğim. Bu benim senin yanında olmam için bir engel değil. Sen istesen de, istemesen de bu konuda kendimi tutmam mümkün değil. Hoşça kal. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.